Herkese merhabalar. LGS 2023 yavaş yavaş geliyor ve bizler de Ekim ayı çalışma programımızı hazırladık arkadaşlar. LGS'ye 246 gün kaldı. Hala çok değerli, çok anlamlı ve gerçekten hayallerimizdeki liseyi, fen liselerini, Anadolu liselerini, sosyal bilimler liselerini kazanabileceğimiz ciddi bir süre. Bu süreyi iyi kullanaraktan başarıdan başarıya koşabiliriz arkadaşlar. Ekim'de çalışmak başkadır. Zaten her ay çalışmak başka. Ekim ayını bizler sizler için ısınma ayı olarak belirledik ve canlı yayınlarımızı, videolarımızı günlerini tek tek hazırladık. Mutlaka unutmayın ki arkadaşlar, sizlerin yorumları bizler için çok değerli. Hocam canlı yayınlar ne zaman? Hocam bir programınız var mı? Hocam bu programları nereden alabiliyoruz? Örnek çalışma programı verebilir misiniz demiş. Bizler arkadaşlar YouTube kanalımızda sizler için mükemmel bir şekilde canlı yayınlarla, videolarla ve videoların ardından çözmeniz gereken ödevlerle sizlere destek olmaya devam ediyoruz. LGS hazırlıkta LGS kampımızın ısınmayı yani Ekim ayı programının pdf'ini açıklamadan indirebilirsiniz. Burada sizler için mükemmel bir şekilde LGS canlı yayınlarımız, videolarımız bekliyor arkadaşlar. Burada sizlerden gelen bazı yorumları okudum ben. Hocam bazı derslerde takılıyoruz, matematikte zorlanıyoruz, ne yapmalıyız? İşte fende zorlanıyorum, Türkçe'de sorular istediğim gibi gitmiyor gibi yorumlar gördüm. Arkadaşlar LGS'ye çalışırken de LGS'nin içine girdiğimizde de turlama taktiği çok önemli. Yani antep fıstığı taktiği. Öncelikle açık fıstıkları yiyeceğiz ardından dişimizi acıtan kapalı fıstıklara yöneleceğiz. Tabii ki bu sınav esnasında böyle. Yani öncelikle fenden başlayacağız. Fende takıldığımız sorular olursa onları boş bırakıp hepsini bitireceğiz. Sonra matematiğe geçeceğiz. Turlama taktiği yapacağız. LGS'ye çalışırken de bu taktiği uygulayabilirsiniz. Yani oturdunuz matematik çalışmak için dersin başına. Karşınıza böyle kazı kul aziz bir matematik sorusu geldi. Bu durumda yapmanız gereken şey yapamıyorum deyip oturup ağlamak değil. Matematik zorlandığımız zaman biraz daha temel seviye, biraz daha basit seviye, biraz daha uzun sürede sorular çözebilirsiniz. Yine de mi canınız sıkıldı? Hemen fene geçin, hemen inkılaba geçin, hemen Türkçe'ye geçin. Çalışma azminizi asla kaybetmeyin. Çünkü sınavda 90 sorunun sadece 20 tanesi matematik. Matematiği tabii ki yapmalıyız. Matematik tabii ki önemli. 90 sorunun 70 tanesi de çok iyi yaparsak, matematikte de çok ciddi bir nete ulaşırsak başarının bizi beklediğini unutmayalım. Yani matematikte bu soru yapamadım o zaman LGS hazırlanmıyorum. Matematikte bu soru yapamadım o zaman LGS zor. Of Hayır hayır. Bu soruyu tabii ki yapacağız. Sabredeceğiz, azimli bir şekilde, gayretli bir şekilde çalışarak temelden ortaya, ortadan sınav tarzına, yeni sorulara geçeceğiz. Ama motivasyonumuzun düştüğü anda bununla alakalı ısrar etmek yerine birazcık zorladığımız halde olmuyorsa o zaman fen çalışacağız. Sonra tekrar matematiğe döneceğiz. Türkçe çalışacağız, sonra tekrar matematiğe döneceğiz. Tabii ki burada şu da önemli. Eğer direkt zor sorudan başlarsak genellikle sıkıntı yaşarız. O yüzden öncelikle temel, orta, ardından sınav tarzına geçmek çok daha faydalı. Bir de LGS'ye çalışırken doğru hedef de önemli. Yani hepimizin hedefi yüksek olmalı. Yani asla ve asla ya benim hedefim çok da yüksek değil dersek ...çalışasımız da gelmez. Hedefimizi yüksek tutacağız, gayretli bir şekilde çalışacağız... ...ve tabii ki de doğru kaynaklarla çalışacağız. Yani başlangıç seviyesi, temel seviye, orta seviye, zor seviye, pro seviye... ...bizler kaynaklarımızı sizler için belli seviyeler ayırdık. Yani şu anda direkt pro seviye kaynaklarımızdan başlarsanız... ...göz yaşı, sıkıntı. Niye? Çünkü şu anda pro seviyesi olan öğrencilerimizin az olduğunu düşünüyoruz. Yani... Pro seviyesi olan bir öğrenci şu anda zaten Galatasaray Lisesi'nin yüzde yüz kazanacağına emin olan öğrencidir. Bu aylarda bu kadar iyiyse. Ama şu anda birçok öğrencimizin zor seviye, orta seviye, temel seviye sorularla kendilerini pekiştirmesi gereken ısım ayında olduğunu unutmayalım. Çünkü şu anda ilk başta bir LGS'ye ısınlıyoruz. Bazı sorularda bizi zorluyor ama bizler de vazgeçmiyoruz. Diyoruz ki LGS'ye sen oradaysan ben de buradayım. Sen sınavsan ben de çalışkan öğrenciyim diyerek mükemmel bir şekilde çalışıyoruz. Burada arkadaşlar zaten Ekim ayı programımızda sizlere ödev verirken taktikliden, dinamodan, zorudan farklı farklı kaynaklarımızdan ödev veriyoruz. Neden? Çünkü her bir kaynağımızın zorluk seviyesi var. Mesela sıfırdan setimizde kitaplar başlangıç temel ve orta seviye sorular içeriyor. Buradaki sorulardan ziyade konu anlatımı önemli. Yani bunlar size konuları en temel seviyede ve sınavda en yüksek netlere ulaşabileceğiniz şekilde anlatıyor. Küçük küçük parçalara bölmüş bir şekilde solda konu, sağda soru, solda konu sağda soru şekliyle tüm derslerde sayısalda matematik ve sözelde de Türkçe, inkılap dili İngilizceyi mükemmel bir şekilde sıfırdan setinde bulabilirsiniz. Ya da ben biraz daha temel, orta, zor seviye soru istiyorum diyorsanız o zaman taktikli sözel setteki kitaplar veyahut da taktikli sayısal setteki kitaplara ulaşmalısınız. Çünkü buradaki sorular gördüğünüz gibi bakın, başlangıç seviyesinde soru içermiyor. 247 temel, 639 orta 657 zor seviye soru içeriyor. Dolayısıyla sorular artık zorlaşmaya başlıyor. Ve bu kitapların her birinde de dijital sorular var. Ve bu setlerin her birini aldığınızda da sizlere ekstra 1 GB hediyemiz var. Hocam ben daha zor sorular çözmek istiyorum diyorsanız bu durumda gözyaşı. Yani zoru bankası. 268 pro seviye, 1128 zor seviye, 1595 orta seviye, 308 temel seviye, 0 başlangıç seviye soru var. Çünkü zoru set, zoru hemen yaparız, imkansız biraz zaman alır diyen öğrenciler için hazırlanmış. Kitaplarımızın bir diğer özelliğini mutlaka hatırlatmak istiyorum. Her birinde dijital sorular var. Yani bu kitabın yüzde yüzünü matbu bir şekilde çözebiliyorsunuz. Yüzde yüzden fazla bir şekilde yüzde ekstra soruyu da dijitalde yeni nesil soru olarak çözebilirsiniz. Peki bunu nasıl yapacağız hocam derseniz. Şimdi bu soruları çözdünüz. Sonrasında cevaplarınızı kontrol ettiniz. Takıldığınız sorular oldu. Bu soruyu nasıl yapacağım dediniz. Bu durumda kare kodu okutarak soruların çözümüne ulaşabiliyorsunuz. İşte kare kodu okutarak soruların çözümüne ulaştığınızda ekstra dijital sorular da sizleri bekliyor. Hatta onları okutmasanız bile test biter bitmez. Hop test daha bitmedi. Haydi tatsa git ve dijital soruları çözüyoruz. Neden? Ekstra yeni sorularla sizin başarıya ulaşmanızı istiyoruz. Zoru Bankası'nın içerisinde de Türkçe, Matematik, Fen, Din, İngilizce, inkılap tüm soruları mükemmel bir şekilde yapabileceğiniz efsanevi sorular var. Dolayısıyla LGS hazırlanırken doğru kaynaklarla, doğru motivasyonla çalışmak çok önemlisi arkadaşlar. Kitaplarımızı, setlerimizi size en yakın Tonguç Kırtasiyesi'nden ya da Tonguç Mağazadan bizim resim web sitemizden alabilirsiniz. Size özel her ay programlarımız gelmeye devam edecek. Lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bildirimleri açın çünkü canlı yayınlarımızı veya da diğer videolarımızı kaçırmanızı istemeyiz. Şimdiden leğesi yolculuğunuzda Ekim ayında da sizlere yüksek başarılar diliyoruz arkadaşlar. Hadi bakalım görüşmek üzere.